Sherlock Holmes Albay'ın Ölümü Macerası Evlendikten birkaç ay sonra bir yaz akşamı yorucu geçen mesainin ardından şöminenin başında oturmuş bir yandan promu tüttürüyor bir yandan da kitabımı okuyordum. Karım çoktan yatak odasına çıkmıştı ve salon kapısının kilitlendiğine duyduğumda hizmetçilerin de odalarına çekildiğini anlamıştım. Yerimden kalkıp promun küllerini boşalttığım sırada kapının zili çaldı. Saatime baktım. 12'ye çeyrek vardı. Bu saatte misafir gelmiş olamazdı. Muhtemelen bir hasta gelmişti ve bütün gece uyuyamayacaktım. Yüzümü ekşiterek kapıyı açmaya gittim. Kapıyı açtığımda gelen kişinin Sherlock Holmes olduğunu görünce çok şaşırdım. Ah Watson, seni uyumadan yakaladığıma sevindim. Ah sevgili dostum, içeri gel lütfen. Şaşırmış görünüyorsun. Sanırım biraz da rahatlamış. <laughs> Demek bekarlık günlerindeki gibi hala Arkadya harmana içiyorsun. Ceketinin üzerindeki külü nerede görsem tanırım. Anladığım kadarıyla üniformayla dolaşmaya çok alışmışsın Watson. O mendili elbisenin cebinde taşımaya devam ettiğin sürece asla sivil bir vatandaş gibi görünmeyeceksin. <laughs> Acaba bu gece beni evinde ağırlayabilir misin? Zevkle. Bana bir kişilik misafir odan olduğunu söylemiştin. Ve gördüğüm kadarıyla şu anda evde misafiriniz yok. En azından portmantonuz öyle söylüyor. Burada kalman beni çok mutlu eder. Teşekkür ederim. O halde boş odanızı işgal edebilirim. Evinize İngiliz bir ustanın gelmiş olmasına üzüldüm. Peki bir usta değilmiş. Sorun tahliye borularında değildir umarım. Hayır, gaz. Ah, zemin kaplamanızın üzerinde iki adet çivi izi bırakmış. Şurada, tam ışığın vurduğu yerde. Hayır, teşekkür ederim. Waterloo'da akşam yemeği yemiştim. Ama seninle karşılıklı pipo içmekten zevk duyarım. Ona kutuyu uzattım. Karşıma oturdu ve böylelikle bir süre hiç konuşmadan pipolarımızı tüttürdük. Bu saatte bana gelmesinin iş dışında hiçbir açıklaması olmadığını biliyordum. Bu yüzden kendisi lafa girene kadar sabırla bekledim. Sertçe bana bakarak "Görünüşe göre işlerin bu aralar çok yoğun." dedi. "Evet, bugün çok yoğun bir gündü." diye karşılık verdim. "Sana çok aptalca gelebilir ama bu çıkarımı nasıl yaptığını gerçekten anlayamadım." Holmes kendi kendine kıkırdadı. <laughs> alışkanlıklarını bildiğim için avantajlıyım sevgili Watson. Gideceğin yol kısaysa yürürsün, uzunsa araba kullanırsın. Gördüğüm kadarıyla ayakkabıların çok yeni olmamasına rağmen üzerlerinde hiç kiri yok. Demek ki sürekli araba kullanacak kadar da yoğunsun. Mükemmel diye haykırdım. Basit bir gözlemdi o kadar. Yalnızca karşı taraf küçük bir ayrıntıyı kaçırdığı için ona çok büyük gibi görünen sıradan bir çıkarım. Tıpkı senin okurlarına hikayelerini anlatırken konunun bazı noktalarını başlangıçta gizli tutup sonradan açıklamana benziyor dostum. <Sessizlik> Şu anda ben okurlarınla aynı konumdayım. İnsana hayrete düşüren çok garip bir vakada belli başlı halkalara sahip mancak zinciri tamamlayabilmek için birkaç ipucuna daha ihtiyacım var. Ama onları bulacağım Watson, bulacağım. Bir anlığına gözleri parlamış ve yanaklarında hafif bir kızarıklık belirmişti. Fakat yalnızca bir anlığına. Kafamı çevirip yüzüne tekrar baktığımda birçok insanın onu insandan ziyade bir makine olarak görmesine neden olan kızıl delilere özgü dingin ve soğukkanlı ifadesine bürünmüştü bile çok ilginç bir sorunla karşı karşıyayım. Hatta hiç görülmemiş türden bir sorunla. Araştırmalarımı yaptım ve bir sonuca varmaya çok yakın olduğumu düşünüyorum. Bu son adımımda bana eşlik edersen gerçekten çok büyük bir iyilik yapmış olursun. Zevkle. Yarın benimle Elder gelir misin? Jackson işlerimle benim yerime ilgilenecektir. Tabii ki. Çok güzel. Saat 11.10'da Waterloo'da yola, çıkma, yola çıkmak istiyorum. Bana yeterince zaman kazandırıyor. O zaman uykun yoksa sana olayları ve yapmamız gerekenleri anlatayım. Sen gelmeden önce uykun vardı ama şimdi tamamen açıldı. Önemli noktaları atlamadan hikayeyi mümkün olduğunca kısaltmaya çalışacağım. Hatta belki bu vakayla ilgili bir şeyler okumuşsundur. Asil Monster Birliği'nden Albay Barclay cinayetini araştırıyorum. Hiç duymadım. Zaten haber henüz yerel bölgenin dışına yayılmamıştır. Olay daha iki gün önce gerçekleşti. Neyse, anlatmaya başlıyorum. Bildiğin gibi Asil Monster Birliği İngiliz ordusundaki en ünlü İrlanda alaylarından biridir. Kırım Savaşı'nda ve Hint isyanında harikalar yarattıkları dönemden bu yana her durumda adından söz ettirmeyi başaran bu birlik, geçen pazartesi gecesine kadar cesur gazi James Barclay tarafından yönetiliyormuş. Görevine kademli er olarak başlayan bu adam, isyandaki cesaretinden dolayı subaylığa yükselmiş ve bir zamanlar er olarak görev yaptığı alayın yeni komutanı olmuş. <laughs> Albay Berkeley çavuş olduğu dönemde aynı birliğin eski sancak çavuşunun kızı olan bayan Nancy Devoy ile evlenmiş. Bu çift İkisi de çok genç oldukları için yeni çevrelerinde kendilerini bir sosyal çatışma içerisinde bulmuşlar. Fakat kısa sürede yeni hayatlarına uyum sağlamaya başlamışlar. Kocası diğer meslektaş arkadaşları arasında tanınır olurken, Bayan Barclay de alaydaki askerlerin eşleri arasında oldukça tanınan biri haline gelmiş. Şunu da eklemeliyim ki evlendiği sırada neredeyse 30 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen Kendisi hala çok güzel, çekici ve asil bir kadın. Görünüşe göre Albay Berkeley çok mutlu bir aile hayatı varmış. Çoğu gerçeği öğrenmemi sağlayan binbaşı Murphy'nin söylediğine göre çiftin arasında geçimsizlik olduğu hiç görülmemiş. Ayrıca onun düşüncesine göre Berkeley'in karısına olan düşkünlüğü karısının ona olan düşkünlüğünden daha fazlaymış. Karısının bir günlük yokluğu bile onu huzursuz edermiş. Fakat kadın sadık ve fedakar olsa da pek şefkatli biri sayılmazmış. Buna rağmen alayda her zaman örnek çift olarak görülürlermiş. Yani aralarındaki ilişkiye bakıldığında birazdan anlatacağım trajedinin gerçekleşeceği kimsenin aklının ucundan bile geçmezmiş. Anladığım kadarıyla Albay Berkeley'in kendisine has bir mizacı varmış. Çok cesur ve neşeli biri olmasına rağmen şiddete ve kin tutmaya yatkınmış. Ama yine de bu yönünü karısına hiç yansıtmamış. Binbaşı Murphy ve konuştuğum diğer beş askerden üçünün belirttiğine göre zaman zaman tuhaf bir çöküntü yaşarmış. Binbaşının söylediğine göre bazen yüzündeki gülümseme sanki görünmez bir el tarafından silinmiş gibi aniden kaybolurmuş ve toplu yemeklerde ortama hakim olan neşeli havaya ve şakalara katılmazmış. Sonraki günlerde ise tamamen kasvete ve karamsarlığa bürünürmüş. Subay arkadaşlarının gözlemlediği bir diğer garip özelliği ise biraz batıl inançlı olmasıymış. Bu tuhaf özelliğinden dolayı özellikle karanlıkta yalnız kalmaktan hiç hoşlanmazmış. İnsanlar bu davranışları bir erkeğe yakıştıramadıkları için çoğu zaman hakkında konuşulur ve dedikodusu yapılırmış. Asil Munster Birliği'nin ilk müfrezesi birkaç yıldır Eldershot'ta bulunuyormuş. Evli subaylar barakalarda kalırken albay kuzey kampına yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunan Laşin adlı bir köşkte yaşıyormuş. Bu müstakil ev batısında bulunan karayoluna aşağı yukarı 30 metre uzaklıktaymış. Evin çalışanları ise bir arabacı ve iki hizmetçiden oluşuyormuş. Çocukları olmayan ve genellikle yatılı misafirleri bulunmayan Berkeleylerin evinde çalışanları ve kendileri dışında kimse yaşamıyormuş. Şimdi de geçen pazartesi ile Şin Köşkü'nde saat 9 ve 10 arasında gerçekleşen olaylara gelelim. Katolik kilisesine bağlı olan Bayan Berkeley, aynı zamanda Watt Street Şapeli ile bağlantılı olan ve fakirlere kıyafet yardımı amacıyla kurulan San George Cemiyeti'nin de bir üyesiymiş. O akşam saat 8'de cemiyetin toplantısı varmış ve Bayan Berkeley oraya vaktinde yetişebilmek için akşam yemeğini aceleyle yemiş. Arabacı Bayan Berkeley'in evden ayrılırken kocasına kısa sürede geri döneceğine dair bir şeyler söylediğini duymuş. Daha sonra yandaki köşkte yaşayan genç bir kadın olan Bayan Morrison aramış ve birlikte toplantıya gitmişler. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Bayan Morrison'ı yol üzerinde eve bırakan Bayan Berkeley saat 9'u çeyrek geçe eve dönmüş. Laşinda yola bakan ve körüklü cam kapıyla çimli bahçeye açılan bir oturma odası varmış. 30 metre uzunluğundaki çimli bahçe, üstü demir tellerle çevrili kısa bir duvarla yoldan ayrılıyormuş. Bayan Berkeley eve döndüğünde bu oturma odasından içeri girmiş. Orayı akşamlara pek kullanmadıkları için perdeler kapalı değilmiş. Ancak Bayan Berkeley lambayı yakıp zili çalarak evin hizmetçisi Jane Stewart'ı yanına çağırmış. Ve hiç adeti olmadığı halde kendisine bir fincan çay getirmesini istemiş. Bu sırada yemek odasında oturmakta olan albay, karısının geldiğini duyunca oturma odasına onun yanına gelmiş. Arabacı onu koridordan geçip oturma odasına girerken görmüş. Bu onun canlı olarak görüldüğü son an olmuş. 10 dakika sonra çayı getiren hizmetçi kız kapıya yaklaştığında evin hanımıyla beyinin şiddetli bir tartışma yaşadığına duymuş. Kapıyı tıklatıp bir yanıt alamayınca tokmağa çevirmiş fakat kapının içeriden kilitli olduğunu fark etmiş. Haliyle durumu aşçıya anlatmak üzere aşağı inmiş. İki kadın arabacıyla birlikte koridora geldiklerinde kavga hala devam ediyormuş. Üçü de Berkeley ve karısından başka kimsenin sesini duymadıklarını söylüyorlar. Berkeley kısık sesle ve hızlı konuştuğu için söylediği hiçbir şeyi anlayamamışlar. Fakat karısının sesi oldukça şiddetli ve gür çıkıyormuş. Birkaç kez üst üste seni korkak diye bağırdığını duymuşlar. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Bana hayatımı geri ver. Artık seninle daha fazla aynı havayı soluyamam. Seni korkak, seni korkak. Bu sözlerin ardından bir parçalanma sesiyle birlikte adamın dehşetle bağırdığını ve kadının tiz çığlığını duymuşlar. Artık kötü bir şey olduğundan kesinlikle emin olan arabacı, arkasından çığlıklar gelmeye devam eden kapıya tüm gücüyle yüklenmiş. Fakat kapıyı açmayı başaramamış. Hizmetçi kızlar da ona yardım edemeyecek kadar korkmuş durumdalarmış. Aniden aklına gelen bir fikirle koridordan geçip bahçeye açılan uzun cam kapıya gitmiş. Mevsim yaz olduğundan kapı aralıkmış ve arabacı hiç zorlanmadan bu aralıktan odaya girmeyi başarmış. Evin hanımı çığlık atmayı bırakmış ve bilinçsiz halde koltukta uzanırken tarihsiz askerde ayakları koltuğun kenarına, kafası şöminenin kenarına gelecek şekilde kendi kan gölünün içinde yerde cansız yatıyormuş. Patronu için artık yapabileceği bir şey kalmadığını anlayan arabacının doğal olarak aklına gelen ilk şey kapıyı açmak olmuş. Fakat burada beklenmedik ve tuhaf bir durumla karşılaşmış. Anahtar kapının üzerinde değilmiş. Ve adam anahtarı odanın içinde de bulamamış. Aynı pencereden tekrar dışarı çıkarak bir polis memuru ve bir sağlık görevlisiyle birlikte geri dönmüş. Olayın en güçlü şüphelisi olan kadın odasına götürülmüş. Hala bilinçsiz haldeymiş. Ardından albayın cesedi kanepenin üzerine taşınarak suç mahalli incelenmeye başlanmış. Talihsiz askerin kafasının arkasında keskin olmayan bir silahın ağır darbesinin neden olduğu yaklaşık 5 santimetrelik çentikli bir yara tespit edilmiş. Cinayet aletini bulmak hiç de zor olmamış. Cesedin bulunduğu yerin yakınındaki kemik saplı, oyma ahşaptan yapılma sert bir sopa duruyormuş. Albayın savaştığı farklı ülkelerden getirdiği silahlardan oluşan bir koleksiyonu varmış ve polis bu sopanın da o koleksiyonun bir parçası olduğunu düşünüyor. Hizmetçiler sopayı daha önce hiç görmediklerini iddia etseler de evdeki onlarca tuhaf eşya arasında bunun dikkatlerini çekmemiş olması mümkün. Kayıp anahtarın ne Bayan Bradley'in ne de cesedin üzerinde ne de odanın herhangi bir yerinden çıkmaması dışında odada polisin dikkatini çeken başka bir şey bulunmamış. Kapı en sonunda Eldershot'taki bir çilingire açtırılmış. Salı sabahı binbaşı Murphy'nin isteği üzerine polisin araştırmalarına destek vermek için Eldershot'a gittiğimde bunları öğrendim Watson. Zaten çok ilginç bir örnekle karşı karşıya olduğumuzu anlamışsındır. Ancak gözlemlerime başlayınca göründüğünden çok daha sıra dışı bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu anladım. Odayı incelemeden önce çalışanları sorguladım. Fakat sana anlattıklarımın dışında hiçbir bilgi edinemedim. Fakat hizmetçi kız Jane Stewart çok ilginç bir detayı hatırladı. Sana anlattığım gibi evin hanımıyla beynin kavga ettiklerini duyunca diğer çalışanları çağırmaya gittiğini söylemişti. Kavga seslerini ilk duyduğunda yani yalnız olduğu sırada kısık sesle konuştuklarını ve bu yüzden kavga ettiklerini konuşmalarından değil de ses tonlarından anladığını söyledi. Fakat biraz baskı yapınca hanımına iki defa David derken duyduğunu söyledi. Bu kavganın sebebini bulmamızda bize çok yardımcı olabilecek bir bilgi. Zira hatırlarsan albayın ismi James'ti. Vakada hem polisi hem de çalışanları hayrete düşüren çok ilginç bir ayrıntı daha var. Albayın yüzündeki ifade. Söylediklerine göre albayın yüzünde bir insan suratının takınabileceği en korku ve dehşet dolu ifade varmış. Herkes bu ifadeden o kadar kötü etkilenmiş ki adamın suratını ilk gördüğünde bayılanlar olmuş. Adam sanki kaderini öngörmüş gibi akıl almaz bir dehşete kapılmış.'' Elbette bu durum polisin olayla ilgili teorisine de çok uygun. Albayın karısının ona saldıracağını fark ettiği ve darbeden korunmak için arkasına döndüğü düşünülüyor. Dolayısıyla yaranın kafasının arka kısmında olması da bu teoriyi çürütmüyor. Karısı olaydan sonra geçici beyin humması geçirdiği için kendisinden henüz hiçbir bilgi alınamadı. Bayan Berkeley'in o gece Bayan Morrison'la dışarı çıktığını söylediğimi hatırlarsın. Polisin söylediğine göre kadın ifadesinde arkadaşının bu ani değişiminin sebebini kesinlikle bilmediğini söylemiş. Bütün bunları öğrendikten sonra Watson, önemli unsurları ve yalnızca tesadüfen gerçekleşenleri birbirinden ayırmaya çalışırken kaç pipo içtiğimi sayamadım bile. Şüphesiz ki vakanın en can alıcı noktası kapının anahtarının gizemli bir şekilde ortadan kaybolması. O da derinlemesine incelendi. Ancak yine de anahtar bulunamadı. Bu durumda anahtarı biri almış olmalı. Albayın karısının anahtarı almadığı kesindi. Öyleyse odaya arka pencereden üçüncü bir kişi girmiş olmalıydı. Odayı ve bahçeyi detaylıca inceleyince bu gizemli şahsın izlerine ulaşabileceğimi düşündüm. Yöntemlerimi bilirsin Watson. Bu araştırmada kullanmadığım tek bir yöntem bile kalmadı. Sonunda bulmayı umduğumdan çok daha farklı bizlerle karşılaştım. Bir adam yoldan gelip çimli bahçeden geçerek odaya girmiş. Tam beş farklı yerde ayak izlerine rastladım. Bir tane yoldan duvara atladığı noktada, iki tane çimlerin üzerinde, iki ayak izi de içeri girdiği pencerenin kenarındaki tahtalarda var. Ama buradakiler daha silik. Ayak uçlarının topuklardan daha derin izler bıraktığına bakılırsa çimleri koşarak geçmiş. Ama beni şaşırtan kişi bu adam değil Watson. Adamın yanındaki. Adamın yanındaki mi? Holmes cebinden büyük bir kağıt mendil çıkardı ve dizlerinin üzerine serdi. Burada ne görüyorsun? diye sordu. Kağıt mendilin yüzeyi küçük bir hayvana ait gibi görünen ayak izleriyle kaplıydı. 5 adet ayak izi ve uzun tırnak izleri çok net seçilebiliyordu. Fakat bunların her biri en fazla bir tatlı kaşığı büyüklüğündeydi. Bu bir köpek, dedim. Daha önce bir köpeğin perdeye tırmandığını duymuş muydun? Daha önce bir köpeğin perdeye tırmandığını duymuş muydun? Bu hayvanın perdenin üzerinde de izleri var. O zaman bir maymun mu? Bunlar maymun izlerine benzemiyor, Peki ne o zaman? Ne köpek, ne maymun, ne de aşina olduğumuz başka bir hayvan. Ölçülere bakarak ne olduğunu tanımlamaya çalıştım. Bunlar yaratığın hareketsiz durduğu dört iz. Anlaşılan o ki ön ve arka ayakları arasındaki uzunluk en fazla 35 santimetre. Boyun ve baş kısmını da hesaba katarsak en az 60 santimetre boyunda bir hayvan olmalı. Eğer kuyruğu varsa daha da fazla. Şimdi bir de diğer ölçümlere bakalım. Bu hayvan hareket halindeyken her bir adımının uzunluğu yaklaşık 7 cm. Bulgulardan çıkan sonuca göre gövdesi uzun ama bacakları kısa olan bir hayvan. Maalesef arkasında tüylerine bırakma nezaketini göstermemiş ama perdeye tırmanmasına ve elde ettiğim bulgulara bakarak bunun etobur bir yaratık olduğu sonucuna vardım. Bu sonunca nasıl vardın? Perdeye tırmanmasından, pencerede asılı duran bir kanarya kafesi var. Kuşu yakalamaya çalışmış olmalı. Peki o zaman bu hangi hayvan olabilir? Bunu bulabilirsem vakayı çözme yolunda bana epey fayda sağlayacak. Ama bütünüyle baktığımda sansar yahut gelincik familyasından bir hayvan olduğunu düşünüyorum. Yine de şu ana dek gördüklerimden çok daha büyük. Peki bu hayvanın cinayetle ne ilgisi olabilir? Orası da hala bir muamma. Ama gördüğün gibi elimizde kayda değer miktarda bilgi var. Bir adamın yolda oturup Berkley'lerin kavgasını izlediğini biliyoruz. Çünkü ışık ve güneşlik açıktı. Garip bir hayvanla birlikte çimlerin üzerinde koşarak gelip odaya girdiğini de biliyoruz. Bu noktada ya adam albay'a vurdu ya da albay adamı görünce korkup düşerek kafasını şömine siperi'nin köşesine çarptı. Son olarak bu davetsiz misafirin giderken anahtarı beraberinde götürdüğünü de biliyoruz. Senin araştırmalarından sonra olaylar daha da karışmış resmen dedim. Aynen öyle. Araştırmam olayın başta göründüğünden çok daha derin olduğunu gösterdi. Her şeyi enine boyuna düşündüm ve olanlara bir de farklı bir gözle yaklaşmam gerektiği kanısına vardım. Seni de uykundan ettim. Watson, kalanını yarın Elder giderken anlatabilirim. Teşekkür ederim ama bu kadar şey anlattıktan sonra burada bırakmanı istemem. Bayan Berkeley saat yedi buçuk sularında evden ayrılırken kocasıyla aralarının iyi olduğunu biliyoruz. Sana söylediğim gibi Kadın genellikle pek sevgi dolu biri değilmiş ama arabacı, onun albayla gayet sıcak ve samimi bir tonda konuştuğunu duymuş. Döndüğünde ise kocasını görme ihtimalinin en az olduğu odaya gidip her sinirli kadının yapacağı gibi kendini çayla oyalamış. Ve sonunda kocası yanına geldiğinde de öfkeyle ona karşı ağır suçlamalarda bulunmuş. Öyleyse saat yedi buçuk ve 9 arasında onun kocasına olan hislerini tamamen değiştirecek bir şey oldu. Bu bir buçuk saat boyunca Bayan Morrison onunla birlikteydi. Her ne kadar inkar etse de bu konuyla ilgili bir şeyler biliyor olmalı. İlk tahminim şu: genç kadın ve albay arasında bir şeyler vardı ve o gece kadın bunu Bayan Berkeley'ye itiraf etti. Bu teori albayın karısının eve sinirli dönmesini ve genç kadının da bildiği şeyleri inkar etmesini açıklıyor. Üstelik bu tahmin kavga esnasında duyulan konuşmaların çoğuna uyuyor. Fakat David adında birinden söz edilmesi ve albayın karısına duyduğu aşk ilk tahminime ters düşüyor. Bir de eve giren yabancı adam var ki onun daha önce gerçekleşen olaylarla hiç ilgisi olmayabilir.'' Bunları adım adım düşünerek sonuca ulaşmak kolay bir iş değildi. Fakat en sonunda Albay ve Bayan Morrison arasında bir şey olmadığına karar verdim. Ancak bu kadının Bayan Berkeley'yi kocasından nefret edecek duruma getirenin ne olduğunu bildiğinden kesinlikle emindim. Mantıklı yolu seçtim ve Bayan Morrison'ı arayarak ona gerçekleri sakladığını bildiğimi ve itiraf etmediği takdirde arkadaşı Bayan Berkeley'in çok büyük bir suçtan yargılanacağını açıkladım. Bayan Morrison, ürkek gözleri ve sarı saçlarıyla olağanüstü güzelliğe sahip çok genç bir kadın. Ayrıca aklı selim ve sağduyu sahibi birine benziyor. Ben sözlerimi bitirdikten sonra bir süre oturup düşündü ve ardından kararlılıkla bana dönerek "Senin iyiliğin için özet geçeceğim." Şu detaylı açıklamayı yaptı. Olanları kimseye anlatmayacağıma dair arkadaşıma söz vermiştim. Söz sözdür. Fakat hastalıktan ağzını bile açamazken böyle ciddi bir şeyle suçlanıyorsa ve anlatacaklarımın ona yardımı dokunacaksa işte o zaman yeminimden muaf sayılırım. Pazartesi akşamı olanlara size kelimesi kelimesini anlatacağım. Saat 9'a çeyrek kala civarı Wall Street toplantısından dönüyorduk yolumuzun üzerindeki tenha bir cadde olan Hüçsın'dan geçmemiz gerekiyordu. Caddede bulunan tek lambaya yaklaştığımız sırada omuzlarından birinde bir kutu taşıyan, sırtı kambur bir adamın bize doğru geldiğini gördük. Öne eğilmiş başı ve yamuk bacaklarıyla sakat biri gibi görünüyordu. Işığın altında yanımızdan geçerken bize bakmak için kafasını kaldırdı ve o anda duraksayıp ''Aman tanrım sen nensisin?'' diye bağırdı. Bayan Berkeley'in suratı bembeyaz oldu. O korkunç görünümlü adam onu tutmasa neredeyse yere düşecekti. Tam polis çağıracaktım ki birden adamla kibarca konuşmaya başladığını görünce çok şaşırdım. Titrek sesiyle, ''Otuz yıldır senin ölü olduğunu sanıyordum Henry.'' dedi. ''Ben de.'' dedi adam. Bunu söylerken ki ses tonu beni dehşete düşürmüştü. Karanlık, korkunç yüzü ve gözlerindeki parıltı rüyalarıma giriyor. Saçı ve favorilerine aklar düşmüş, yüzü ise tıpkı çürük bir elma gibi buruşuk ve eğri büğrüydü. "Bize biraz müsaade edebilir misin canım?" dedi Bayan Berkeley. "Bu adamla konuşmam gereken şeyler var, korkacak bir şey yok." Konuşurken sakin olmaya çalışıyordu fakat yüzü hala bembeyazdı ve titreyen dudaklarından dökülen sözcükler ağzından zar zor çıkıyordu. Dediğini yaptım ve böylece adamla birkaç dakika boyunca konuştular. Konuşmanın ardından yanıma geri geldiğinde gözleri adeta ateş püskürüyordu. Sakat gariban adamsa lamba direğinin yanında durmuş öfkeden delirmiş gibi yumruklarını havaya sallıyordu. Arkadaşım kapıya gelene kadar tek bir kelime bile etmedi. Sonra elimi tuttu ve olanlara kimseye anlatmamam için bana yalvardı. Bu adam benim eski bir tanıdığım. Olanlara kimseye anlatmayacağıma dair ona bir söz verdim. Sonra beni öpüp tek bir kelime dahi etmeden gitti. Bir daha da onu hiç görmedim. İşte size tüm gerçekleri anlattım. Polise anlatmamıştım. Çünkü sevgili arkadaşımın böyle bir tehlike altında olduğunu bilmiyordum her şeyin açığa çıkması eminim ki onun yararına olacaktır. İşte bana aynen bunları anlattı Watson. Onun anlattıkları karşısında karanlık geceme ışık tutulmuş gibi hissettiğimi tahmin ediyorsundur. Öncesinde kopuk duran bir şey şimdi yerine oturmuş ve olay zinciri aşağı yukarı kafamda oluşmaya başlamıştı. Bir sonraki adımım elbette Bayan Berkeley'in üzerinde böylesine büyük bir etki bırakan bu adamı bulmaktı. Elder Shott'tan ayrılmadığı müddetçe ona ulaşmak zor olmayacaktı. Zira orada bulunan sivillerin sayısı çok fazla olmadığından sakat bir adam mutlaka dikkatlerini çekecekti. Bir gün boyunca aradım ve akşamında, yani bu akşam adamı buldum Watson. Adı Henry Woods kadınlarla karşılaştığı sokakta bulunan handa yaşıyor. Oraya geleli yalnızca beş gün olmuş. Kayıt memuru kılığına girerek oraya gittim ve han sahibesinden çok ilginç dedikodular aldım. Adam sihirbazlık gösterileri yaparak para kazanıyormuş. Akşamları kışlalara giderek oradaki insanları eğlendiriyormuş. Yanında taşıdığı o kutunun içinde değişik bir yaratık taşıyormuş.'' Han sahibesi bu konuda oldukça endişeli görünüyordu. Zira daha önce hayatında böyle bir hayvan görmemiş. Kadının söylediğine göre adam bu hayvanı sihirbazlık numaraları esnasında kullanıyormuş. Bütün bunların yanında adamın duruşunun son derece yamuk ve çarpık olduğunu ve yaşamasının bile mucize olduğunu söyledi. Ayrıca bazen garip bir dille bir şeyler mırıldandığını ve son iki gecedir odasında inleme ve ağlama sesleri geldiğini de ekledi. Parasını ödediği için kadın bunu sorun etmemiş. Fakat kadına kapora olarak Florine benzeyen garip bir para vermiş. Kadın parayı bana gösterdiğinde bunun Hint rupisi olduğunu anladım. Sevgili dostum işte durum bundan ibaret. Sana neden ihtiyacım olduğunu şimdi anlıyorsundur. Bu akşam kadınlar gittikten sonra bu adam onları bir yere kadar takip etti. Ve odadaki kavgayı görünce içeri girdi. Bu sırada kutuda taşıdığı hayvanda serbest kaldı. Burası kesin. O odada neler yaşandığını bize anlatabilecek tek kişi de bu adam. Gidip onunla konuşacak mısın? Kesinlikle. Ama bir şahit zorunda. Bu şahit de benim sanırım. Eğer olursan çok sevinirim. Adam olayı açıklığa kavuşturursa ne âlâ. Fakat bizi geri çevirirse o zaman yasal yollara başvurmaktan başka çaremiz yok. Gittiğimizde orada olacağını nereden biliyorsun? Gerekli tedbirleri aldığımdan emin olabilirsin. Baker sokağındaki delikanlılardan birini ona gözcülük etmesi ve bir yere giderse bana haber vermesi için oraya yolladım. Yarın onu Hudson Caddesi'nde bulacağız. Bu arada Watson, seni uykundan biraz daha alıkoyuyorsam asıl suçlu ben olacağım. Ertesi gün öğle vakti suç mahalline vardık ve arkadaşımın rehberliğinde önce Hudson Caddesi'ne uğradık. Duygularını saklamak konusunda uzman olan Holmes'ün bile bastırılmış bir heyecan içinde olduğunu görebiliyordum. Bense onun araştırmalarına dahil olduğum her vakada hissettiğim o yarı duygusal, yarı düşünsel zevkle ürpermeye başlamıştım. İki katlı tuğla evlerle çevrelenmiş kısa bir caddeye doğru döndüğümüzde işte burası. Ah, i̇şte Simpson rapor vermeye geliyor. Bir sokak çocuğu bize doğru koştu ve hala içeride Bay Holmes dedi. Çocuğun başını okşayarak aferin Simpson dedi Holmes. Gel Watson ev burası. Önemli bir iş için geldiğini bildiren bir notu kartıyla birlikte içeri gönderdi. Bir süre sonra görmeye geldiğimiz adamla karşı karşıyaydık. Adam sıcak havaya rağmen şömine ateşinin başında oturuyordu. Odanın içi resmen farın gibiydi. Sandalyesinde o kadar eğri büğrü oturuyordu ki tarif edilemez bir sakatlığı var gibiydi. Fakat bize döndüğü yanık ve yıpranmış yüzünün bir zamanlar çok güzel olduğu kesinlikle belli oluyordu. Keskin ve hüzünlü gözleriyle bize şüpheli bakışlar atıp, hiç konuşmadan ve yerinden kalkmadan bize iki sandalyeyi işaret etti. Nazikçe. ''Hindistan'dan Bay Henry Woods değil mi?'' dedi Holmes. ''Buraya Albay Berkeley'in ölümüyle ilgili konuşmak için geldim.'' Ben bu konuda ne bilebilirim ki? Ben de bunu merak ediyorum. Bildiğiniz üzere eğer konu açıklığa kavuşmazsa eski dostunuz Bayan Berkeley çok büyük bir suçtan yargılanacak. Adam hiddetle lafa girdi. Kim olduğunuzu ve bunları nasıl öğrendiğinizi bilmiyorum. Ama söylediğiniz şeyin gerçek olduğuna yemin edebilir misiniz? Diye bağırdı. Onu tutuklamak için kendine gelmesini bekliyorlar. Aman tanrım, yoksa polis misiniz? Hayır. O zaman bu sizi neden ilgilendiriyor? Adaletin yerini bulması herkesi ilgilendirir. Onun masum olduğuna yemin edebilirim. O zaman suçlu sizsiniz. Hayır, değilim. O zaman Albay Berkeley'yi kim öldürdü? Yalnızca tanrının takdiri şunu aklınıza sokun. Onun kafasını parçalayan kişi ben olsaydım, kaldı ki bunu yapmayı çok istiyordum, yalnızca hak ettiği cezayı benim ellerimden çekmiş olacaktı. Kendi vicdan azabı onu öldürmeseydi, belki elimi kana bulayabilirdim. Demek size her şeyi anlatmamı istiyorsunuz. Peki, o halde anlatmamak için bir sebep görmüyorum. Zira utanacak hiçbir şeyim yok. Başlıyorum efendim. Şu an gördüğünüz gibi sırtımda adeta bir deve hörgücü taşıyorum. Ve kaburgalarımda eğri. Fakat bir zamanlar ben onbaşı Henry Wools olarak 117. piyade alayında en yakışıklı adamdım. O zamanlar kışlamız Hindistan'da Burti adlı bir yerdeydi. Evvelsi gün vefat eden Berkeley benimle aynı alayda çavuştu. Başçavuşun kızıysa alayın dilberi, yeryüzünde nefes alan en güzel kız olan Nancy Divoydu. Ona aşık olan iki adam vardı ve o da içlerinden birini seviyordu. Şimdi ise yakışıklılığına vurulduğu adamın ben olduğumu söylersem, muhtemelen ateşin önünde iki büklüm oturmakta olan bu adama bakıp güleceksiniz. Nancy'nin gönlü bende olsa da babası onu Berkeley ile evlendirmek istiyordu. Ben gamsız ve ehli keyif bir delikanlıyken Berkeley eğitimli ve işinde yükselen bir askerdi. Ama kız yine de bana sadık kalmıştı. Evlenmeyi düşünüyorduk ki isyan patlak verdi ve ülke cehennem yerine döndü. Bizim albay sihlerden bir bölük, bir sürü sivil ve kadınla birlikte yetersiz cephanemizle Bertie'de mahsur kalmıştık. Etrafımızda binlerce isyancı adeta bir fare kapanının etrafındaki köpek sürüsü gibi azgınlardı. İkinci haftada suyumuz bitmişti ve ülkeyi ileriye taşıyan General Neil'in bölüğüyle iletişime geçip geçemeyeceğimizse bir muammaydı. Beraberimizde bu kadar kadın ve çocuk varken savaşarak buradan kurtulamayacağımız için bu bizim tek şansımızdı. Böylece gidip General Neil'in içinde bulunduğumuz tehlike konusunda uyarmaya gönüllü oldum. Teklifim kabul edilince bölgeyi herkesten çok daha iyi bilen Çavuş Berkley ile mevzuyu konuştum. Ve bana isyancıların arasından geçip gidebilmem için ideal rotayı çizdi. Aynı gece saat 10 sularında yola çıktım. Kurtarılması gereken binlerce hayat vardı elbette ama o gece duvara aşarken ben yalnızca tek bir kişiyi düşünüyordum. Yolum kurumuş bir nehir yatağına düştü. Burada düşman nöbetçileri beni görmemesi umuduyla sürünerek köşeyi döndüm. Fakat kendimi karanlıkta yere çömelmiş beni bekleyen altı tane nöbetçinin arasında buldum. Bir anda sert bir darbeyle sarsıldıktan sonra ellerim ve ayaklarım bağlandı. Fakat asıl darbeyi kafama değil kalbime almıştım. Bir süre onları dinledim ve konuşmalarından anladığım kadarıyla silah arkadaşım yani bana bu yolu çizen adamın ta kendisi yerli bir çavuşun yardımıyla beni düşmanın kucağına atmış. Bana resmen ihanet etmişti. Açıkçası bu konu üzerinde fazla durmanın lüzumu yok. Herhalde James Berkeley'in neler yapabileceğini artık anlamışsınızdır. Bertie ertesi gün Neil tarafında kurtarıldı. Ama isyancılar geri çekilirken beni de yanlarında götürdüler. Yıllar boyu tek bir beyaz surat bile görmedim. İşkenceye maruz kaldım. Kaçmaya çalıştım fakat yine yakalanıp yine işkence gördüm. Ne hale geldiğimi kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Nepal'e kaçan bazı isyancılar beni de yanlarına aldılar. Ve böylelikle Darjeeling'e kadar geldim. Orada yanımdaki isyancıları öldüren köylüler beni köle olarak esir aldılar. Ama bir süre sonra oradan da kaçtım. Güneye gitmek yerine kuzeye doğru ilerlemek zorunda kaldım. Ve sonunda kendimi Afganların arasında buldum. Orada yıllar boyunca boş boş gezindim. Sonra tekrar Penkap'a geldim. Yerlilerin arasında yaşarken öğrendiğim sihirbazlık numaralarıyla hayatımı kazanmaya başladım benim gibi sefil ve sakat bir adamın İngiltere'ye geri dönüp kendini eski silah arkadaşlarına tanıtmasının nasıl bir yararı olabilirdi ki? İntikam arzum bile bana bunu yaptıramadı. Nancy ve dostlarımın Henry Wood'un bir şempanze gibi sürünerek yaşadığını görmelerindense sırtı dik öldüğünü sanmalarını yeğledim. Hiçbir zaman yaşadığımdan şüphe etmediler. E ben de bu şüpheye düşmelerini asla istemedim. Berkeley'in Nancy ile evlendiğini ve alayda giderek yükseldiğini duydum. Ama bu bile çıkıp konuşmam için yeterli olmadı. Fakat insan yaşlandıkça evine olan özlemi artıyor. Yıllar boyu İngiltere'nin çitlerle çevrili parlak yeşil çayırlarının hayalini kurdum. En sonunda ölmeden önce burayı tekrar görmeye karar verdim. Buraya gelmeme yetecek kadar para biriktirip alışkanlıklarını ve nasıl eğlendireceğini bildiğim bu askerlerin arasına geldim. Ve böylece hayatımı idame etmeye yetecek kadar para kazanmaya başladım. ''Hikayeniz gerçekten çok ilginçmiş.'' dedi Sherlock Holmes. ''Bayan Berkley ile karşılaşıp birbirinizi hatırladığınızı önceden öğrenmiştim. Anladığım kadarıyla onu eve kadar takip ettiniz ve kocasıyla kavga ettiğini pencereden gördünüz.'' Muhtemelen size yaptıkları için ondan hesap soruyordu. Duygularınıza daha fazla hakim olamadınız ve çimlerden geçerek yanlarına gittiniz. Evet beyefendi, aynen öyle yaptım. James Berkeley bana daha önce hiçbir insanın yüzünde görmediğim bir ifadeyle baktı. <laughs> Ardından yere düştü ve şömine siperine kafasını çarptı. Ama daha düşmeden ölmüştü. Şöminenin üzerindeki şu yazılara okuyabildiğim gibi. Onun yüzünde de ölümü okudum. Sadece benim görüntüm bile onun günahkar kalbine bir kurşun gibi saplandı. Peki sonra? Sonra Nancy bayıldı. Elindeki anahtarı alıp kapıyı açarak yardım çağırmayı düşündüm. Ama bu sırada her şeyi olduğu gibi bırakıp kaçmak daha iyi bir fikir gibi geldi. Aksi takdirde suç benim üzerime kalacak ve öyle ya da böyle sırrım ortaya çıkacaktı. Aceleyle anahtarı cebime attıktan sonra perdeye tırmanan Teddy'yi yakalamaya çalışırken sopamı yere düşürdüm. Onu alıp kutusuna geri koyduktan sonra da elimden geldiğince hızla koşarak oradan uzaklaştım. Teddy de kim? diye sordu Holmes. Adam öne doğru eğilerek köşede duran kafes benzeri bir kutuyu eline aldı. Bir anda zayıf ve kıvrak vücudundan sallanan küçük bacakları olan kırmızı kahve tonlarında çok güzel bir hayvan kutudan çıkıverdi. Uzun ince bir burnu ve daha önce hiçbir hayvanda rastlamadığım harika kırmızı gözleri vardı. Bu bir firavun faresi diye atıldım. Bazıları öyle der, bazıları da mirket der. Bense onları yılan avcısı diyorum. Teddy özellikle kobralar karşısında inanılmaz hızlıdır. Bende bir tane zehirsiz kobra var. Teddy her akşam kışladakileri eğlendirmek için onu yakalıyor. Başka diyeceğiniz var mı beyefendi? Eğer Bayan Berkeley'in başı belaya girecek olursa size tekrar danışmamız gerekebilir. Bu durumda elbette gerekeni yaparım. Yine de ne kadar iğrenç şeyler yapmış olursa olsun, ölü bir adama karşı bu skandalı alevlendirmenin lüzumu yok. En azından biliyorsunuz ki hayatının son 30 yılı boyunca sızlayan vicdanı onu bu korkunç sona hazırladı. Ah, sokağın karşısında binbaşı Murphy geliyor. Hoşçakalın kalın Bay Wood. Dünden beri herhangi bir gelişme olmuş mu bir bakalım. Binbaşı sokağın köşesine dönmeden ona yetişmeyi başardık. Ah Holmes, Sanırım bunca yaygaranın bir hiçle sonuçlanacağını duymuşsundur. Ne oldu ki? Otopsi raporu geldi. Tıbbi sonuçlara göre albayın ölüm sebebi beyin kanamasıymış. Gördüğün gibi aslında çok basit bir vakaymış bu. <laughs> ah kesinlikle çok sırada. Gel Watson artık Elder Shad'da bize ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. İstasyona doğru yürürken bir şey daha var dedim. Kocasının adı James, diğer adamınki de Henry olduğuna göre kadının bahsettiği David de kim? Sevgili Watson, gerçekten betimlediğin kadar kusursuz araştırmacı olsaydım o tek kelime bütün hikayeyi anlamama yeterliydi. Bu yalnızca bir kınama ifadesiydi. Kınama mı? Evet. David de tıpkı çavuş James Berkeley gibi yoldan sapmıştı. Uriya ve Bat hikayesini hatırlıyor musun? Korkarım İncil bilgilerim birazcık körelmiş ama hikayeyi birinci ya da ikinci Samuel'de bulabilirsin.